Merhaba sevgili öğrenciler. Dersimiz İlkokul kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem 1. yazılı sınavına hazırlanacağız. Evet sevgili öğrenciler, bu videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Ayrıca bizleri Dersimiz İlkokul Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Eğer hazırsanız yazılımıza başlayalım. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. İlk sorumuz dünya batıdan doğuya doğru döner. Evet bu ifademiz doğru bir ifadedir. Evet D harfini yazıyorum. İkinci soruma geçiyorum. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle mevsimler oluşur. Hayır sevgili öğrenciler bu ifade yanlış. Dünya kendi ekseni etrafında dönmesiyle gece ve gündüz oluşur. Mevsimlerin oluşabilmesi için dünyanın güneş etrafında dolanması gerekiyor. Evet bu ifademiz yanlıştır. Üçüncü sorumuz ekonomik değeri olan kayaçlara mineral adı verilir. Bu ifade de yanlış sevgili öğrenciler. Ekonomik değeri olan kayaçlara maden adı verilir. Evet, bu ifademiz de yanlıştır. Fosillere kayaçlar, deniz dipleri, ağaç reçineleri veya buzullarda rastlayabiliriz. Evet bu ifademiz doğrudur. Kayaçlar, rüzgar, sıcaklık farkı, yağmur, akarsu gibi dış faktörlerle parçalanır. Evet doğru kayaçlar dış faktörlerle yani rüzgar, sıcaklık farkı, yağmur, akarsu gibi faktörlerle parçalanarak kayalara, daha sonra taşlara, daha sonra çakıllara, daha sonra kum ve toprağa dönüşür sevgili öğrenciler. Altıncı sorumuz kayaçların farklı renkte olmasının sebebi yapısındaki mineraldir. Evet bu da doğru. Kayaçlar yapısındaki mineraller sayesinde farklı farklı renklerde bulunurlar sevgili öğrenciler. Yedinci sorumuz milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların günümüze kadar gelmiş kalıntılarına paleontolog denir. Bu yanlış sevgili öğrenciler. Milyonlarca yıl öncesinden yaşamış canlıların günümüze kadar gelmiş kalıntılarına fosil diyoruz sevgili öğrenciler. Bu ifademiz yanlış. Paleontolog da şöyle tarif edelim. Bu fosillerle ilgilenen bilim adamlarına paleontolog deniyor sevgili öğrenciler. 8. soru. Karbonhidratlar ve yağlar bize enerji veren besin kaynaklarının başında gelir. Evet doğru. Karbonhidratlar ve yağlar enerji vericilerdi. 9. sorumuz. Yağların en önemli görevi büyümemizi ve gelişmemizi sağlamaktır. Yanlıştır sevgili öğrenciler. Yağlar enerji vericidir. Büyümemizi ve gelişmemizi sağlayan besinler ise proteinlerdir. Evet bu ifademiz yanlıştır. Dünyamız güneş etrafındaki dolanmasını 24 saatte tamamlar. Bu da yanlış bir ifadedir sevgili öğrenciler. Dünyamız güneş etrafındaki dolanmasını 365 gün 6 saatte tamamlar. Evet bu ifademiz de yanlış. Yazılımıza devam edelim. Aşağıdaki cümlelerle kutucuklarda verilen uygun kavramları eşleştirerek noktalı yerlere yazınız. İlk sorumuz ekonomik değere sahip kayaçlara ne diyor sevgili öğrenciler? Evet ekonomik değere sahip kayaçlara biz maden diyoruz. Madenlerin ekonomik değeri vardır yani parasal değeri vardır. İkinci sorumuz doğadan elde edilen bir ürün elde etmekte kullanılan maddelerin işlenmeden önceki doğal durumuna evet ne diyoruz? Ham madde diyoruz sevgili öğrenciler. Evet ham madde maddelerin işlenmemiş halidir. Yani şekil verilmemiş halidir. Doğadan ilk çıkarıldığı halde bulunan maddelere ham madde diyoruz sevgili öğrenciler. Üçüncü sorumuz gece ve gündüzün oluşmasını dünyanın evet dönme hareketi sağlar sevgili öğrenciler. Dünya kendi ekseni etrafında dönmesiyle gece ve gündüz oluşur sevgili öğrenciler. Evet dünyanın kendi ekseni etrafında yaptığı harekete dönme hareketi diyoruz. Evet devam edelim. Dördüncü sorumuz dünyanın hareketi mevsimlerin oluşmasını sağlar. Evet mevsimlerin oluşmasını sağlayan hareket dünyanın güneş etrafındaki dolanması hareketidir sevgili öğrenciler. Yani dünyanın dolanma hareketi mevsimlerin oluşmasını sağlar. Evet beşinci sorumuz dünyanın dolanma hareketinin süresi. Evet dolanma hareketi nerede yapıyordu sevgili öğrenciler? Evet dolanmayı güneşin etrafında yapıyordu sevgili öğrenciler. Dünyanın güneş etrafındaki dolanmasının süresi 365 gün 6 saattir sevgili öğrenciler. Yani 1 yıldır. Evet, 6. sorumuz Dünya dönme hareketini tamamlar. Ne kadar sürede tamamlar sevgili öğrenciler? Evet, 24 saatte tamamlar. Devam edelim. 7. sorumuz milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların günümüze kadar gelmiş kalıntılarına ne diyoruz? Evet, fosil diyoruz. 8. sorumuz canlıların üzerinde yaşadığı tabakaya evet yer kabuğu diyoruz. 9. sorumuz et, yumurta, süt gibi besinler nedir sevgili öğrenciler? Evet proteindir. Protein içerir. 10. sorumuzda evet ateş küreden yer üzerine çıkıp soğuyarak kayaçları oluşturan maddeye de magma diyoruz sevgili öğrenciler. Evet bunu da buraya yazdık. Aşağıdaki anlatımlar hangi madenler için yapılmıştır? Eşleştiriniz. Evet sevgili öğrenciler. Şimdi eşleştirelim. Kuyumculuk, altın kaplama, süsleme alanlarına kullanılır. Evet bunlardan hangileridir sevgili öğrenciler? Kuyumculuk alanında özellikle. Evet altın madenidir. Evet buraya A yazarak eşleştiriyorum sevgili öğrenciler. Elektrik kablolarında ve madeni paralarda kullanılır. Evet elektrik kablolarında özellikle bakır madene kullanılır sevgili öğrenciler. Çünkü elektriği çok iyi iletir. iyi bir iletkendir. O yüzden elektrik kablolarında özellikle tercih edilir. Evet. inşaatlarda heykelcilikte ve mutfak tezgahı yapımında mermer kullanıyoruz sevgili öğrenciler. Evet onu da buraya yazarak eşleştirmiş olalım. Elektrik üretiminde özellikle ısınmada kömür kullanıyoruz sevgili öğrenciler. Onu da yazalım. Evet temizlik ürünlerinin yapımında ve uçak yakıtlarında da bor madenini kullanıyoruz. Evet onu da E harfi yazarak eşleştirdim sevgili öğrenciler. Evet diğer soruma geçiyorum. Yukarıdaki besin gruplarını vücuttaki işlevlerine göre aşağıdaki bölümlere yazınız. Evet vücudumuzda düzenleyici olarak görev yapan besinler hangileriydi? Evet vücudumuzda düzenleyici olarak görev yapan besinler vitaminler, evet mineraller ve su. Evet bu üçü vücudumuzda düzenleyici olarak görev yaparlar. Evet vücudumuzda yapıcı ve onarıcı olan besin grubu neydi sevgili öğrenciler? Evet proteinlerdir. Bu proteinler vücudumuzda büyüme ve gelişmeyi sağlar, yaraların çabucak iyileşmesini sağlar, kırılan kemiklerin kolayca kaynamasını sağlar. Evet bunlar Vücudumuzda yapıcı ve onarıcıdır sevgili öğrenciler. Evet vücudumuza gerekli olan enerjiyi hangi besinlerden sağlıyoruz sevgili öğrenciler? Öncelikle karbonhidrat ve daha sonra da yağlardan sağlıyoruz sevgili öğrenciler. Evet şimdi de çoktan seçmeli sorularla devam edelim. Evet birinci sorumuz belli aralıklarla farklı mevsimler yaşamamızın sebebi nedir? Evet mevsimlerin oluşmasının sebebi nedir sevgili öğrenciler? Evet dünyanın güneş etrafında dolanmasıdır sevgili öğrenciler. Evet cevabımız B şıkkı. İkinci sorumuz aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Dünya dönme ve dolanma hareketi yapar. Bu doğrudur. Dünya kendi etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlar. Bu da doğru bir ifadedir. Dünya hareket halindedir. Evet dünya hem dönme hem de dolanma hareketi yapar. Dünya sadece dönme hareketi yapar. Evet bu yanlıştır sevgili öğrenciler. Dünya hem dönme hem de dolanma hareketi yapar. Evet o yüzden yanlış olan ifademiz D şıkkıdır. Üçüncü sorumuza devam edelim. Canlılar enerjilerini aşağıdakilerin hangisinden kazanırlar? Evet canlılar enerjilerini besinlerden kazanırlar sevgili öğrenciler. Dördüncü sorumuz. Vücudumuzda yaralanmalara karşı yapıcı ve onarıcı olarak görev yapan besin grubu proteinlerdir sevgili öğrenciler. Beşinci sorumuz. Tüm besin maddelerinde aşağıdaki gruplardan hangisi mutlaka bulunur? Evet sevgili öğrenciler bunu unutmayalım. Tüm besinlerde mineral ve su mutlaka bulunur sevgili öğrenciler. Evet bunu aklımıza yazalım. Evet burada su var. O zaman suyu işaretliyoruz. Altıncı sorumuz. Aşağıda fosil ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Fosiller kayaç tabakasının içinde oluşur. Evet bu doğru. Fosiller milyonlarca yıl içinde oluşur. Evet bu da doğru sevgili öğrenciler. Bitki ve hayvan kalıntıları uygun şartlar oluşursa fosilleşir. Evet bu da doğru sevgili öğrenciler. Ölen her canlı fosildir. Hayır yanlıştır sevgili öğrenciler. Ölen her canlı fosil değildir. Evet fosil oluşabilmesi için uzun bir süre geçmesi lazım. Ve uzun bir süre geçen her canlı da yine fosilleşmez. Evet uygun bir ortam gerekiyor. Evet yoksa birçoğu zaten çürümüş oluyor. Çok azı fosilleşerek günümüze kadar kalıntıları geliyor. Yedinci sorumuz. Dünya kendi etrafındaki bir tam turu ne kadar sürede tamamlar? Evet, dünya kendi etrafındaki dönme hareketini 24 saatte yani bir günde tamamlamış olur. Sekizinci sorumuz aşağıda verilenlerden hangisi maden değildir? Evet, kömür, altın, bor madendir ama toprak maden değildir. Dokuzuncu sorumuz aşağıdaki hangi yağ hayvansal kaynaklıdır? Evet, ağaç çiçek yağı bitkiseldir, zeytinyağı bitkiseldir. Fındık yağı bitkiseldir. Yani bunlar bitkilerden elde edilir. Evet ama tereyağı hayvanlardan elde edilir sevgili öğrenciler. 10. sorumuz toprağın oluşumundaki doğru sıralama hangisidir? Evet kayaç, kaya, taş, çakıl, kum ve toprak olarak sıralanır sevgili öğrenciler. Evet cevabımız A şıkkıdır. 11. sorumuza devam edelim. Dünyanın güneş etrafında bir tam dolanımıyla ne meydana gelir? Evet, mevsimler meydana gelir sevgili öğrenciler. 12. sorumuz: Ekonomik değeri olan kayaçlara ne diyoruz? Maden adı veriyoruz. 13. sorumuz: Aşağıdaki besinlerden hangisi hayvansal gıdalara örnektir? Evet, zeytin bitkisel, mandalina bitkisel, fasulye bitkisel. Evet, yumurta hayvansaldır. 14. sorumuz: Aşağıdaki yiyeceklerden hangisi besin içeriği açısından diğerlerinden farklıdır. Evet besin içeriği deyince karbonhidrat mı protein mi ona bakacağız sevgili öğrenciler. Evet ekmek karbonhidrattır. Bisküvi karbonhidrattır. Pasta karbonhidrattır. Evet yumurta nedir sevgili öğrenciler? Proteindir. Hangisi farklı oldu? Evet yumurta farklıdır sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrenciler. Bugünkü yazılı hazırlık videomuzun sonuna gelmiş olduk. Umarım faydalı olur. Hepiniz yazılarınızdan yüz alırsınız. Bir başka videomuzda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın.